Herkese iyi akşamlar. Sorularla başlayalım. Buyurun Berlin Hanım. Just before the question, if you allow me. Please. Sorudan hemen önce bir şey söylemek istiyorum. I want to thank my colleague from Bodrum because he's the first one to come early to the press conference. Bodrum'un hocası, meslektaşımı tebrik ediyorum. We can all go home. Çünkü I want to thank him. Şimdiye kadar ilk and defa I basın toplantısını to, erken bitiren teknik direktör. O yüzden hepimiz erken eve gideceğiz. You all, and of course all the Turkish people because Tuesday is an important day for you. And living in your country, working in your country, loving your country, I want to congratulate you all. Aynı zamanda sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Çünkü sizler için Salı günü önemli bir gün. Burada yaşayan, burada çalışan ve burayı çok seven, buraya aşık biri olarak sizleri tebrik etmek istiyorum. Beril Hanım. Beril Bökeplayspor, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına kendinizi ve takımınızı mental olarak nasıl hazırlıyorsunuz? Sıradan maçlardan biri mi sizin için? So, next game is against Trabzonspor. How do you prepare yourself and your team mentally for this match? Is this match an ordinary match for you? I am Fenerbahce, so I have to adapt to what it means to Fenerbahce. I played in Trabzonspor with Roma, so I know the stadium. I know a bit of the city, but now I go with Fenerbahce, which I know is a different thing. But in the end, what we need are the points. We need the 3 points. And we will go there for the 3 points, for nothing else. In my personal case, I'm not going there thinking of what happened last season. I go there thinking that it's a football match. It's a match that we want to play, that we want to win. And nothing more than that. What can I say? I hope that the referee is a good referee, like this young man today, and that he does his job well, not like the referee in the last match away. Ben Fenerbahçe'yim. Dolayısıyla Fenerbahçe için ne anlama geliyorsa kendimi de bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Ben orada daha önce Roma ile Trabzon'la karşılaşmıştım. Orada oynadım. Dolayısıyla o stadyumun neye benzediğini biliyorum. Şehir hakkında biraz bilgiye sahibim ama şimdi Fenerbahçe ile gideceğim ve farklı olduğunu biliyorum. Biz 3 puan o maçtan 3 puan kazanmak istiyoruz. Oraya 3 puan için gidiyoruz. Başka bir şey için değil. Şahsi olarak ben geçen sene orada ne olduğunu düşünmüyorum. Oraya giderken kafamdaki tek düşüncem bir futbol maçı ve o maça oynamak için gidiyoruz. O maçı kazanmak istiyoruz. Bundan fazlası değil. Daha fazla bir şey söyleyemem bununla ilgili. Bir de umarım iyi bir hakem olur. Tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapar. Son oynamış olduğumuz deplasman maçındaki hakem gibi olmaz. Metin Bey. Metin Pek, Grand TV Spor, bugün galibiyet için tebrik ediyoruz. Sizden uzun süredir forma şansı bekleyen birçok futbolcuya bugün süre verdiniz. Bu futbolcular size gelecek maçlarda biz bu formayı istiyoruz mesajını verdi mi? So first of all, congratulations for the victory. There were some players who had been waiting for a long time to play and today you gave them the chance. Did those players give you a positive message showing that they want to play? Everybody wants to play for the work they do on the training ground every day. Everybody deserves to play. Even the two that were not selected today, Samet Akaydin and young Yusuf and the Turul, they all deserve to play. But only 11 can play from the start. Today I made changes not thinking of gifts. It was not a gift. It was analyze Bodrum, try to establish
a strategy to try to win the match. Read the data from the loading of Manchester United match, which was in many cases incredible high intensity and incredible work. For example, Szymanski, Tadic, they had an incredible loading in the data. I try to give some fresh legs to the team, and people that played, Ismail, Irfan, Wells, that normally doesn't play. Yeah, basically these two. They did their work with the team, like the team did. A team that deserves to win the match could only be Fenerbahce to win this match. Should be a different result. I'm happy with the 3 points, of course. A little bit of frustration because we built so much, so much, so much. We create so many good situations. But then in the end, we score one goal from a rebound and one goal from a high pressing. All the beautiful situations that we create. Irfan, bicycle kick, bright, selfish, by the way. He has to pass the ball to Ismail to score. We had beautiful chances that we create that we didn't score. I think he's missing us this instinct of killing matches early, because in the first half the game could be over and was not over. Herkes oynamak istiyor ve yapmış oldukları antrenmanlarda göstermiş oldukları performansla herkes aslında oynamayı hak ediyor. Bugün kadroda olmayan iki oyuncu da buna dahil. Samet Akaydın ve Genç Yusuf, aynı zamanda Ertuğrul da öyle. Bütün bu oyuncular oynamayı hak ediyorlar ama maalesef maçlara 11 kişiyle başlayabiliyorsunuz. Bugün de son maça kıyasla bazı değişiklikler yaptım ilk 11'de ama bu bir hediye değildi. Çünkü biz Bodrum'u analiz ettik ve bir strateji belirledik. Aynı zamanda Manchester United maçı sonrası takımda oluşan yükün datasına baktık ki çoğu durum için bu rakamlar çok yüksek denebilecek şiddetteydi. Mesela Sebastian ve Tadic, onların gerçekten inanılmaz bir yükü vardı o maç sonrası datalarına baktığımızda. Dolayısıyla bugün sahaya birazcık daha taze ayaklar diyebileceğimiz oyuncular sürmek istedim. İsmail oynadı, İrfan oynadı ve onlar da tıpkı takım gibi işlerini iyi bir şekilde yaptılar. Bugün Fenerbahçe kazanmayı hak eden taraftı ama sonuç çok daha farklı olabilirdi. Tabii ki 3 puan aldığımız için mutluyum ama bu kadar çok pozisyon üretip de kaçırdığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü bu kadar çok pozisyon üretmemize rağmen bir golü rebound'dan attık, bir golü de önde baskıdan attık ama bütün o güzel ürettiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Mesela İrfan'ın kaçırmış olduğu rövaşata vardı. Bir tane de Brighton pozisyonu vardı İsmail'e verebileceği ki orada kendisi bencillik yaptı. Güzel bir pozisyondu o da. Bunun bizde eksik olduğunu düşünüyorum. Maçları öldürme içgüdüsünün eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik. Devrim Cengi, Beyaz TV. Şunu soracağım hocaya. Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren bir maç yarın Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş maçı. Hoca maçı izlemeye gidecek mi? Bir de bu maçla ilgili düşüncelerini rica ediyorum. Artı çok fazla gol kaçırıyor Fenerbahçe ve pas hatası yapıyor. Bunu nasıl çözmeyi düşünüyor? Teşekkür ederim. So two questions. First one is that tomorrow a game will be played between Galatasaray and Beşiktaş. Of course, the result will be the Fenerbahçe is interested in the result of this game. Are you going to see that game in the stadium or not? And the second question is that Fenerbahçe misses a lot of chances and makes a lot of ball losses, misses a lot of passes as well. What will you do to fix those two things? I will not go to the stadium tomorrow. Any result is good for us. It doesn't matter. One of the three results is a good result for us because we win points to that opponent. I don't think we miss many passes. I think we miss many passes in the last third.
which is the pass that ends with the finishing situation. I think we do a lot of good things. Unfortunately for me, you are more focused on the negative things. Every match I analyze with the analysts. Every match I will do always a work with the good things and the bad things. So first day in training, we are going to analyze with the players. Defensive, good things, defensive, negative things, offensive, good things, offensive, mistakes. I will send to him. You give me his number, Instagram, WhatsApp. I will send to him the video of the good things. If you want. Stadyuma gitmeyeceğim. Yarınki maçta çıkacak. Her sonuç bizler için iyi olacak. Fark etmiyor bizim için 3 sonuçtan hangisinin oldu. Çünkü biz maçımızı kazandık. Çok fazla pas hatası yaptığımızı düşünmüyorum. Bence 3. bölgede çok fazla pas hatası yapıyoruz. O bitiricilik durumları yaratacak pozisyonlardaki 3. bölgedeki paslarda hata yaptığımızı düşünüyorum. Ama aynı zamanda çok fazla iyi şey de yapıyoruz. Maalesef bizler çok fazla negatife odaklanıyoruz. Ben ve ekibim analizlerimle birlikte oynadığımız her maçı analiz ediyoruz ve çalışmasını yapıyoruz. Neleri iyi yaptık, neleri kötü yaptık. Zaten ilk antrenman gününde de oyuncularımızla analiz ediyoruz. Defansif olarak neleri iyi yaptık, neler negatifti, ofansif olarak neler iyiydi, hatalarımız nelerdi. Eğer isterseniz size de WhatsApp veya Instagram yoluyla bu videoda yaptığımız iyi şeyleri gösteren videoyu gönderebiliriz. And there is one thing that is called fatigue. That is not just physical fatigue, is also central fatigue, is when your central nervous system is attacked by fatigue. You make more mistakes. You think slowly, you react slowly, you lose qualities. So I am sure that tomorrow we will see less mistakes. Because the teams that play tomorrow, one had 3 days to rest, another one had 4. Congratulations to them. They dominate something that we don't dominate. We play Thursday and we play Sunday. So we had tired players. Amrabat misses passes that normally he doesn't miss, and I'm just giving one example. It's not easy. The Thursday, Sunday is not easy, and our Thursday was a special Thursday. It was not Thursday with an easy calendar like some other clubs have. It was a difficult Thursday. Bir de tabii ki yorgunluk diye bir şey var. Sadece fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum. Aynı zamanda sinir sisteminizde hissettiğiniz yorgunluk sizde daha yavaş düşünmeye ve daha fazla reaksiyon vermeye sebep olabiliyor. O zaman kalitenizi kaybediyorsunuz. Mesela yarın muhakkak daha az hata olacaktır yarın oynayacak rakiplerde. Çünkü biri 3, diğeri 4 gün dinlenme fırsatı buldu. Onları tabii ki de tebrik ediyorum ama bizler perşembe ve pazar oynuyoruz. Bugün sadece Amrabat'a bile örnek verebilirim yapmış olduğu pas hatalarından ki bu sadece bir örnek ama kolay değil. Hem perşembe hem pazar günü oynamak. Ki bizim oynamış olduğumuz, perşembe günü oynamış olduğumuz bir maç özel bir maçtı. Başka rakipler gibi kolay bir fikstür değildi. Bizimki gerçekten zorlu bir maçtı perşembe günü oynadığımız. Son soru. KRT, Erdem Açıkgöz. Öncelikle güzel oyun için tebrik ederim. Manchester karşılaşması özelinde kırmızı kart görerek tribüne gönderildiniz. Sizce Avrupa'daki hakemler ile Süper Lig'deki hakemler arasında kalite farkı var mı? Teşekkürler. So against Manchester United, first of all, congratulations for the good game against Manchester United. You were sent off. Do you think that there is a quality difference between the Turkish referees and European referees? Depends on the referees.
There are some Turkish referees that for sure they are good, for sure they have quality. There are European referees with quality, there are European referees with less quality. So I don't want to do that. I don't want to do that difference. And I don't want to spend my time commenting on referees from other matches. I don't want, for example, to speak about something that I saw yesterday. I focus on my match. And today the referee was good. Was a good referee. Bu hakeme bağlı, hakemin kim olduğuna bağlı. Türkiye'de de muhakkak bazı hakemler var ki iyiler ve kaliteliler. Avrupa'da da aynı şekilde kaliteli hakemler de var. Daha az kaliteli diyebileceğimiz hakemler de var. Dolayısıyla bu kıyası yapmak istemiyorum. Aynı zamanda burada başka maçların hakemlerini de konuşarak vakit harcamak istemiyorum. Mesela dün görmüş olduğum bir şeyden bahsediyorum. Bunları konuşmak istemiyorum. Ben kendi maçıma odaklanıyorum ve bugünkü hakem de gerçekten iyi bir performans sergiledi. Kendisi iyi bir hakem. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim.